Merhaba arkadaşlar. Ders 2 ile eğitimimize devam ediyoruz. Ders 2'deki içeriğimiz paket varyantlarıyla alakalı imaja paket ekleme ve Bitbake'in bazı özel tasklarını çalıştırma içeriğini göreceğiz. Şimdi bir küçük hatırlatma demiş. Recipe, tarifler bizim nasıl fetch edeceğimizi, kodu hani Git'ten indiriyoruz veya bir tar dosyası kaynağı gösteriyoruz. Sonra o paketler konfigüre ediliyor. Bilirseniz configure, make, install. Eğer bir AutoTools'la oluşturulmuş bir proje varsa veya her nasılsa bir CMake projesi de olabilir. Sadece basit bir Makefile'la da sahip olabilir. Günün sonunda her proje konfigüre edilmek durumunda. Hele cross platform uyumlu olması koşulu dahilinde ve ardından tabii ki derlenecek. Bahsettiğimiz paketler derlendikten sonra kurulacak. Ve tarifler temel olarak fetch etme, yapılandırma, derleme ve kurulum olmak üzere bunları tanımlamaya yarayan özel tanımlı dosyalar. Bu tasklar ayrı ayrı çalıştırılabilir. Evet, bunu bahsediyor. Şimdi pek çok paket var. Pek layer'lar içerisinde pek çok recipe olduğu gibi o recipe'ler içerisinde de birden fazla paket tanımlanabilir. İçerisinde tanımları var. Layer'ların içerisinde, recipe'lerin içerisinde pek çok paketin tanımı var ama imaj içerisinde hepsi install edilme emri verilmiş değil. Bunlar hep bizim konfigüre etmemiz gereken şeyler. Bazı paketler de diyor aynı özelliği sergileyebilir. Evet, OpenSSH şu Drop 1 gibi. Drop 1 embedded sistemlerde de Android'de keza yine tercih edilen Secure Shell bağlantı encrypted bağlantı yeteneği cihazımıza veren server client uygulamalarını içeren bir paket. Aynı zamanda dosya transferi de sağlar. Aynı zamanda uzak terminal bağlantısı da sağlar. Drop 1 bunu sağladığı gibi OpenSSH bunu zaten daha büyük proje hali. OpenSSH bizim desktoplarımızda kullandığımız hali. Bu paket içerisinde pek çok binary ile gelir. Evet. Bazı paketler aynı fonksiyoneliği, aynı işlevi sağlayabilir mesajını vermiş. Evet, şimdi ileri konfigürasyon, ileri yapılandırma konumuza geçelim. Genel olarak bir Open Embedded Build sisteminde malum ne dedik? Önceki eğitimlerde de girişte de bahsettik. Open Embedded yoktu. Open Embedded tabanlı bir build sistem aslında ve kesişen noktaları ve arttırdığı, ilerlettiği noktaları var. Bir blok diyagramları hatırlayın. Konfigürasyon variable'ları var ve genel olarak bu uppercase olarak bir upper yani bunun ne diyelim isimlendirme name convention denir ya isimlendirme yöntemi, kalıbı, şablonu, conf ve alt tire ve yani bu tabi şablon bir ifade. Örneğin conf alt tire version demiş. Büyük harf birinci bölüm alt tire sonra yine büyük harflerle ikinci bölüm şeklinde. Tabi pek çok konfigürasyon variable'ı var. Ve
tüm bizim yapılandırmamıza dair bilgiler bu konfigürasyon variable'larına tutuluyor. İşte name convention'da şu şekilde. Bunların kullanımı daha kolaylaştırmak için prepend, append yetenekleri sağlanıyor. Şimdi aşağıda detaylarını göreceğiz. Bunlar da local conf içerisinde modifiye edilebilir, override de edilebilir. Diyor sadece local conf içerisinde değil, tabii ki layer'lar içerisinde, bb append dosyaları içerisinde de kullanıldığına şahit olacaksınız. Şimdi append the keyword, bakın normalde image install diye bir ne var? Yukarıda ifade ettiği gibi build system uses configuration variables. Bakın bunların hepsi birer yapılandırma değişkeni. Ben environment'ta diye ağzımdan çıkabilir arada bir. Yapılandırma değişkenleri. Bu yapılandırma değişkenlerinden en çok bilineni image install. Ve onlar belki yüzlerce var. Bunları işimize öğrenmemiz gerekenleri öğreneceğiz yavaş yavaş. Bilmediklerimizde Mega Manuel'den bakacağız. Şimdi image install tek başına da kullanılabilir. Bakın. Alt tire küçük harfle append ifadesini append ediyoruz. Append yani sonuna ekle. Image install. Şimdi normal isimlendirme kalıbımız büyük harf birinci kısım başlı alt tire büyük harf. Ama şu append de biraz okumayı kolaylaştırmak için herhalde. Alt tire append. Yani burada nokta append tercih edilebilirdi. Böyle parantez içerisinde fikrimi söyleyeyim. Hani isimlendirme noktasında başka şeyler de yapılabilirdi. Yani yazılımcıların daha rahat anlayabileceği bir alt tire tercih etmişler. Alt tire append ifadesini kullandığımızda eşittir. Bakın without space. Siz bu alt tire append eşittir tırnak içerisinde ifade ettiğiniz değeri asıl image install değerine append ederken sonuna eklerken boşluk koymaz diyor. Bu da ayrı bir açıkçası yani böyle bir şey ayrı bir bana garip geliyor. Ya biraz sinirlerim bozuyor açıkçası yani append kullanmam gerekiyor. Append eşittir diyorum ama boşluğu ben ekliyorum. Boşluğu unutursam hata alıyorum falan. Burada bir boşluk karakterini siz koyacaksınız. Ha, boşluktan kaçınmak için yöntemler de koymuş arkadaşlar. Onu da aşağıda göreceğiz. Ne oldu? Mevcut image install ifadesi eşittir şeklinde konfigürasyon dosyamızda ifade edildi. Sonra da image install alt append dediğinizde mevcut string'e boşluk drop bir kelimesine string ifadesini yerleştiriyor. Bundan ibaret. Şimdi bir de prepend var önüne eklemek için. En çok mesela burada bildiğimiz şeylerden bir tanesi. Aa, çok güzel. Bunu bb append dosyalarında da çok kullanabiliyorsunuz. File extra paths bazı path çözünürlüğünü dosyaların klasörlerinin aranacağı yerleri ifade ederken bakın ne diyor? Bu direktörünün işte package name bu kısaltmaları da ayrıca bir yerlerde göreceğiz. Belki de bir önceki slide'da ifade edilmiş de olabilir. Şu an hatırlayamıyorum. Ne yapıyor? Tüm şeylerin önüne 2 nokta bir pet değeri girdi. Ne yaptı? Boşluksuz bir şekilde bu ifadeyi önüne ekledi. Tabii ki bir pet eklerken zaten pet'in delimiter'ı bilirsiniz 2 nokta üst üstedir. Ne oldu? Başına eklemiş oldu ilk önce pet aramasında bu directory package name şeklinde bir ekleme yapacak. Bu da bir örnek. Bu da önüne ekleme. Append sonuna ekleme, prepend sonuna Append sonuna ekleme, prepend de başına ekleme. İkisi de boşluksuz yani boşluk düşünmez. Boşluksuz ne yazarsanız buraya onu ekler. Dolayısıyla boşluk ifadesi sizin koymanız gerekiyor karakterin. Şimdiki devam edelim.
Evet. Alt tire remove eklerseniz image install'un içerisine i-karece tire tools'u bir dosyada eklenmiş. Siz de başka bir konfigürasyon dosyasında onu çıkarmayacaksınız. Yani dokun bunu niye yaparsın ya? Gidersin elimle silerim dersin değil mi? E hayır ama ne dedik? Biz bu layer'lara niye ayırıyoruz? Niye parça parça düşünüyoruz? Niye parça parça dosyalar var? Hep bunları bir yere bir git commit yaptığını ve başkasının senin bakımını yaptığın layer'ı başkasının kullandığını düşün. Ve senin bakımını yaptığın layer'ı başkası kullanırken senin layer'ında değişiklik yapmaması gerekiyor. Ama senin default ayarlarından da etkilenmemesi gerekiyor. İşte o yüzden append, prepend, remove var. Aa, şu çok tatlı bakın. Machine olarak hani BeagleBone'u localconf içerisine yazdık ya bir önceki derste. İşte sadece machine name BeagleBone olması durumunda kernel device tree değişkenine bunu ekler. Bakın kod iş koşullu. Append the machine name the only to only define a configuration variable for a given machine. Sadece verilen makine adı. Eğer makine adı BeagleBone ise kernel device tree dosyasına bu ifade kernel device tree değeri o zaman AM3335x bon DTB olacaktır. Koşullu bir değişken atama durumu. Bu çok tatlı. Bakın şuradaki kullanım tatlılığına bakın şimdi. Diyor ki önce birileri bir yerlerde image install dedi. BusyBox MTD utility'si atadı. Sonra siz de gittiniz, append ettiniz. Boşluğunuzu koydunuz amana. Boşlukluğu drop 1 koydunuz. Çünkü append ne yapıyor? Without space. Boşluksuz düşünüyor. O yüzden boşluğu siz ne ekliyorsunuz? Siz ekliyorsunuz değerinizi. Eklediniz. Bir de ikarıcı tools ekleyeyim ama makine adı BeagleBone'sa sen bunu image install'u sonuna append et. Bakın koşullu. Çok tatlı. Ne oldu? Senin makinen BeagleBone ise nihai image install ifaden bu oldu. Senin machine settings'in BeagleBone'du ise nihai image install değerin bu oldu. Ama append ettiğin şu satır her halükarda çalıştı. Bu koşulsuz çalışır. Burada da örneği çeşitlendirmiş. Methods can be combined örneği. Bu da öncelik örneği. Bu öncelik örneği de image install BeagleBone denmiş. BusyBox MTD ikarıcı tools. Sonra image install eşittir BusyBox MTD utils. Eğer makine BeagleBone set edilmişse image install'unuz bu olacak. Otherwise diğer durumda image install'unuz bu değer olacak. Ha, çok güzel. Bunlar da operatörler. Artı eşit tanımlı. Yani bayağı operatör overloading yapmışlar buraya. Artı eşit Append. Bakın bu sefer artı eşit with space bakın. Nokta eşit var o without space. Alt tere append gibi. Eşittir. Direkt değeri. Artı eşit ile append yaparsanız eşit artı ile prepend yaparsanız bakın with space. Bunlar da artık space eklemene gerek yok. Artı eşit dediğin zaman boşluk eklemeye gerek yok. Daha ideal kullan. Direkt çift tırnakla drop 1 diyeceksin. Nokta eşit eşit nokta. Ha, şu güzel. Bunu nerede gördük hatırlayın. Localconf içerisinde machine ataması yaparken gördük. Assign if no other value was previously assigned. Atama yap. Eğer daha önce atama yapılmamışsa.
Eğer bir değer atanmamışsa daha önce atama yap. Evet. Çift soru işareti sadece düşük öncelikle aynı anlama geliyor. Bir uyarıda bulunmuş. Local conf içerisinde şu artı eşit eşit artı nokta bu değerleri sıralama probleminden dolayı kullanmayın diyor. Eğer artı eşit soru işareti eşitten önce parse edilirse veya set etmiş olursak ikincisi iptal edilecek diyor. Alt tere append koşulsuz atamayı yapar ama diyor. Evet, geçiyoruz package variance konusuna. Evet, paket varyantları. Burada virtual kavramıyla bir tanışacağız hızlıca. Çok üzerinde aşırı detay durmadan hemen geçelim bunu. Evet, şimdi bazı paketler aynı amaçla o kullanılabilecek birden çok paket olabilir. Ama sadece biri kullanılması gerekir. Birazdan göreceğimiz gibi kernel örneğinde olduğu gibi, U-boot örneğinde olacak gibi veya başka çeşitler de olabilir. Veya Lipsy. Şimdi bu ihtiyaca binaen sanal paketler isimli bir şey kullanılıyor. Sanal paketler işlevlerini tanımlar. Ve bunun sanal paketler işlevleri tanımlar. Ve birden fazla paket bunu sağlayabilir. Dolayısıyla biz sadece virtual slash kernel biliriz. Başka da bir şey isim bilmemize gerek kalmayacak. Bu durumda sadece bir paket fonksiyonel sağlayan bir paket derlenir ve imaja eklenir. Örneğin işte bootloader. Bir tek bootloader diyoruz. U-boot olur, U-boot TI staging olur. Belki ne bileyim X-loader var. Bla bla bir şeyler belki olacak. Virtual kernel. Oho, bir sürü bununla ilgili paket ifadesi olabilir. Başka başka resipler. Başka başka layer'lardan başka başka resipler aynı amaca dönük paketler sağlayabilir ve bunlardan sadece bir tanesi olmaya gerek. Bir projede bir kernel konfigür eder, bir kernel derler. Ama bizim yokto sistemimiz genelleştirilmiş bir build sistemi olduğu için genelleştirilmiş bir yapılandırma ve inşa etme sistemi olduğu için bakın böyle bize güzellikler sunuyor. Lipsy, evet. İşte eglipsy de kullanabilirsin. İşte booselipsy de kullanabilirsin. Veya diğeri. Xserver'da zaten bir tane var. Alternatif Xserver, Xorg. Onun dışında ne vardı? Ben de şu an hatırlamıyorum alternatif. Şimdi bir sürü varyant var dedik de bunlardan bir tanesi derlenecek dedik de bakın işte preferred provider tercih edilen sağlayıcı yapılandırma değişkeniyle bu işi hallediyoruz diyor. Bakın başka eğer ben bunu benden önce başka bir şey atanmadıysa aa ben de bunu atıyorum buraya diyor. Linux TI staging ki bizim örneğimizde de o. Libgl. Bakın benden önce bir kimse libgl atamadıysa ben mesa olanı kullanacağım diyor. Bir de hangi işte mesela preferred provider verdik de bir de tercih edilen versiyonu da verebiliyormuşuz. Hatta orada wildcard da kullanmış. Wildcard nedir?
bu ve bunun gibi demek yani. 3.10 sonuna arkasına ne gelirse. 3.10 ile başlayan bütün artık şey versiyon numaraları veya direkt net 2, 7, 3. Bitbake will try to build provider with highest version number. Default olarak o sırada layer'lardaki, receive'lerdeki paket sağlanan paketlere en yüksek versiyon numaralıyı tercih eder. Evet, paketler. Paketler ve paketler. Set all packages installed into image is defined by target you choose. Ya. Bu bir target. Column minimal. Column minimal target'ı bizim seçili paket setimizi imajımızın içerisine fetch eder. Configure eder, compile eder ve install eder. Ve bize bir imaj oluşturur. Biz bu target'ı kullanarak oluyoruz. Ama bu target için, o imaj için neler install edileceğini de söylememiz gerekiyor. Evet. Burada da sihirli konfigürasyon variable'ımız image install. When developing or debugging, adding packages can be useful without modifying the receives. Evet. Reçetelerde herhangi bir modifikasyon yapmadan evet paket ekleme imkanı da sağlar. Daha sonra göreceğimiz bir konu. It's possible to have custom set defined set by defining our own target. Evet, kendi target'ımız üzerinde custom ayarlamaları daha sonra göreceğiz. Tabii package install olduğu gibi package exclude'la hariç bırakmada kullanılabilir. Ama eğer bağımlılık şunu anlıyorum. Eğer bağımlılık varsa siz exclude etseniz de o seçilmiş olacak. Evet. Başka bir paketin bağımlılıysa o halen seçilmiş olacak. Evet, Bitbake'in gücü. Evet, daha önce de bahsetmiştik. Bitbake boşluk target olarak kullanıyoruz. TRC ile task görüyoruz. Hangi taskları destekliyorsa. İşte populate, compile, configure, fetch vesaire bir sürü task listesi var. TRC ile Bitbake TRC ile lokal olarak o sırada uygulanan tüm paketleri ve versiyonlarını listeleyebiliyorsun. Şimdi gelin deneyelim bunları. Evet. Önce bakalım Bitbake-S diyelim. Tabii bu işlem öncesinde ilk olarak yapmamız gereken source
Poki OE şu bu yılı gösterelim. Evet. Önce Yoctl Labs'in altında bu işlemi yapıyorum. Ve bu yılda geliyorum. Şimdi böylece bitbake komutunu artık kullanabilirim. Environment'ları tanımladım. Tree istiyorum şimdi. Bak. Bize mevcut kurulu layer'lardaki receive'lerdeki paket tanımlı paketlerin tüm listesini bakın bize sunuyor. Bende hepsi var diyor. Gerçekten uzun bir liste. Bunların hepsini derleyebilirim diyor. Eğer sen world dersen ben ne var ne yok derleyebilirim diyor. Bakın muhtemelen tek bir alsa resipi var ama bir resipte pek çok paket geliyor. Evet. Bakın bu ZBox paketinden resipinden 2 paket, bzip 2 paket resipinden 2 paket. Tabi bunlar hepsi birer target. Bunlar ayrı. Koromich, Base, Koromich, Clutter vesaire vesaire. Uzun bir liste. Bu Force kullanımını ve TRB kullanımını ayrıca görebiliriz. Şurada mesela Drop 1 recipe'nin bütün task'larını çalıştır. Evet. Mesela Bitbake şu virtual kernel için Bitbake -c list tasks diyelim. Virtual kernel. Bak. Do'la başlar. Bütün task'lar. Task'lardan bir tanesi de bunun kendisidir list tasks. Bakın compile, install, build, clean. Bir derleme süreçlerinin istediği her şey burada sağlanıyor. En sonunda eğer strip etmek gerekiyorsa strip bakın. Her şey var. Biz menü config'i seçelim buradan şimdi. Örnekte olduğu gibi. Ama onun öncesinde şu paketi kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Sudo apt install. Çünkü ncurses tabanlı olduğu için cihazlarınızda şu paketler olmayabilir. Ncurses. Bir defa ncurses'ın ne kadar paketi varsa kurun. Bakın bende zaten hepsi var. Siz özellikle işte bu işlem sırasında menu config işlemi sırasında aradığı paket libncurses5-d bunu şu yıldız işlemi zaten size kurdurur. Veya siz ncurses5-dev deyip kuracaksınız. Zaten kurulu demen lazım. Evet. Şimdi menü config yapalım. Bakın yan tarafta bir terminal açtı. İşte ncurses ekranı şu eski tip diyebileceğim menü ekranıdır ama çok işlevsel harika.
Örneğin burada Linux kernel konfigürasyonu yapabilirsin. Mesela SPI support işaretlenmiş. Yıldız işaretlenmişse boyutun olarak UImage içerisinde olacak driverlar. Ama M ise KO, kernel object.co olarak modül lib altında bulunacak. Mesela OneWire veya başka M ile neler varsa işte User Space IO Drivers. Buradan da ekstradan seçimler yapılabilir. Burada herhangi bir şey aramak için de Shift slash sağ slash yapıyorsunuz. Ve istediğiniz bir şey arayabilirsiniz. Seçili olup olmadığını görürsünüz. Tabii konumuz kernel konfigürasyon değil olduğu zaman başka eğitimlerde işleriz onu. Dünyaları derlemek isterseniz bu şekilde tabii öyle bir şey yapmayacağız. Bitbake tretire help de full description alınabiliyor. Onu da gösterelim. İşte neler yapabilir Bitbake'in kabiliyetleri. Mesela demin biraz önce force ifadesi var ya, kendi ifadesiyle force specified targets tasks to run. Çalışmaya zorluyoruz. Eğer bir existing system file varsa onu da ignore ediyor diye anlıyorum. Şu K'yı ben kullanıyorum zaman zaman. Yani öyle ufak tefek şeylere benim bitmake işlemi yarıda bırakma, gidebildiğin kadar git kardeş gibi. Şimdi Share State Cache meselesi var. Yer açmak için bazı eski dosyaları silmek isteyebilirsiniz. Onun için ne yapıyoruz? Bakın. Hop, o işi yapmıştık bir saniye. Şimdi şu stateTr ifadesi nerede geçiyor? Bakın benim state directory'im tanımlı olarak state cache'im burada. Şurası benim state cache'im. Alıyorum onu. Şimdi şu an kaç gigabyte? Bakalım cache'imiz. ...1,2 GB'miş. Haydi bu işlemi yapalım. Scripts burada mıydı? Hayır değildi. Poki altındaydı. Poki Scripts Estate Cache Management.sh. Gerisini kopyalıyorum. Tretire remove duplicated. Yani zamanla şişmeyi buradan alabiliriz. 1,2 GB bir şeydi. Şu an silmeye gerek yok. Ama sadece yeri geldiği için gösteriyorum.
Evet, sileceğini sildi. Bakalım şu an boyut ne? Bir boyut değişimi olmadı. Sildikleri nereden sildi ki? Demek ki duplike bir dosya yok. Aslında removing diyor bazı şeyler ama. Dosya silinecek diyor aslında. Öyle de oluyor. Ama yani muhtemelen 1,2 GB olarak gösteriyor da home readable gösterdim. Demek ki çok çok küçük bir değişim oldu. Daha büyük şiştiğinde kaba tabirle bu remote duplicated işe yarayacaktır. Ve lap vakti arkadaşlar. Görüşmek üzere.